Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Evet, bildiğiniz gibi havaların serinlemesi ile muhabbet kuşlarımızı eşe attık. 2022 üretim sezonu bütün hobici, üretici arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum arkadaşlar. Evet. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. Hepimizin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet, videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza başlarken ufak bir sizlere Instagram'da yaşamış olduğum sohbet çerçevesini size aktarmak istiyorum. Arkadaşım bir tanesi işte 2-3 gün önce sarı DF takımlarımız vardı. Onların fiyatlarını sordu. Abi dedi, bunların fiyatları ne kadar? İşte ne kadar dedik? 850 TL dedik. Yavrusu alınmış sarı DF takım. Bakın hemen size buradan erkeğimizi göstereyim. Erkeğimiz şu karşıda, bakın. Beyazın yanındaki. Dişimiz de alt tarafta. Bakın şurada kızgın dişimiz. Yani sezonda yavrusunu aldık. Hayvanlar 3 aydır dinleniyorlar çalmada. Abi dedi işte 850 lira çok dedi. Yani bu biraz pahalı dedi. O zaman dedim 3 aylık civarında erkeğimiz limon erkek. Bakın karşıda erkeğimiz var. Erkeğimiz limon erkek. Dişimiz sarı DF. 3 aylık sarı DF. Karşıdakilerinden bir tanesi herhalde. Dedim bunların çifti de 750 olur dedim. Yani daha önceden fiyatını söyledim. Abi dedi resim videosunu at dedi onların dedi. Attık resim videosunu. Arkadaşımız bize söylüyor ki abi diyor Diyarbakır'da pet shop'ta bu attığın takımın ederi 400 TL diyor. Yani pet shop'ta 400 TL'ye limon takım varmış. Japones limon takım varmış. Yani hiç lafı uzatmadan kendisine söyledim ki dedim 2-3 gündür beni oyalıyorsun. Yani benim zamanımı alıyorsun. Beğenmiyorsan, fiyatları beğenmiyorsan, ilk başta ben sana fiyatını söylemişim zaten. Beğenmiyorsan resim listeme, video listeme. Yani de abi benim gücüm yetmiyor bu fiyatlara. Arkadaş söylüyor işte bu kuşun ederi 400 TL. Pet shop'ta 400 TL'ymiş. Benim kuşların fiyatı da 400 TL olacakmış. Yani o arkadaşa güle güle dedik. Instagram'dan kendisini engelledik. Ne hali varsa görsün. Allah'a emanet olsun diyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, böyle sıkıntılar olabiliyor. Kafama takmıyorum. Sadece dile getirmek istedim. Yani bir kuşun fiyatı bellidir arkadaşlar. Bazı muhabbet kuşları vardır, pahalıdır. Yani biz yeri geliyor 10 bin liralık, 20 bin liralık kuş alıyoruz. Yani adama güvenip alıyoruz. Yani kuşun garantisi yok arkadaşlar. Canlı kuşun garantisi yok. Bu sene pişman olduğum olayları anlatayım. Bir takım bunu aldık, bakın. Bunu Mersin'den aldım. Bir çift Texas aldım. Yani hayvanlar geldiğinde de zayıftı. Şu an biraz zayıflamışlar. Yani kurumaya doğru adım adım gidiyor bu muhabbet kuşları. Birinci pişmanlığım buydu. Yani bunu alıp almamakta kararsızdım. Yani keşke almasaydım bunu. Ama keşkelerin önüne geçemiyoruz. Bir kere aldık. Arkadaşımızın vasıtasıyla aldık. Yani tanımadığım bir üreticiden. Benden size tavsiye arkadaşlar, bir üreticide yani bir yerden kuş alacaksanız, o kişiyi tanımıyorsanız elinizden geldiği kadar yavru almaya çalışın. Yani ben bunları yavru almış olsaydım, gözüm gibi bakıyorum zaten muhabbet kuşlarına. Yavru almış olsaydım, yavruyken almış olsaydım bu muhabbet kuşları bu şekilde olmazdı. Evet, birinci pişmanlığım bu. Yani bu sene yaptığımız hataların bir tanesi o. Diğeri ise şu tepeli Texas'ımız var arkadaşlar, bakın. Tepeli Texas'ımız var. Bu geldiği günden beri hayvan bu şekilde kabarık. Hayata küsmüş, artık kurumaya da girmiş. Yani ne ölüyor ne de ne bileyim bir verimini alabiliyoruz. Bunu böyle bunların arasına attık. Yani arkadaşlar birinci pişmanlığım o Texas takım. Yani alıp almamakta kararsızdım ama yine de aldık. Yani ikinci pişmanlığım ise bu arkadaşlar. Bunu da Nisan aylarında aldık. Yani hayvan neredeyse üretim sezonu geldi. Hayvanda hala bir iş yok. Onun dişisini buraya attık. Bir tane dişimiz burada var. Bu Texas tepeli de yani arkadaşımızın Texas tepelisi fazlaydı. Çıkan yavrulara yarı yarıya ortak olacağız. O şekilde aldık bunları. Diğer dişi Texas'ımız ise burada arkadaşlar. Bunların eşi de var.
Yani dediğiniz gibi bu seneki pişmanlığımız iki kere pişman oldu kuşlar arkadaşlar. Evet, bunlar da biraz ürkütmüş olduk. Bunlar biraz ürkekler ya. Hayvanlar bu şekilde. Neyse, hayırlısı olsun arkadaşlar. Ne bileyim, bu kuşun yani o zaman da kurumaya girdiğini satan kişi, üretici biliyorsa, yani bildiği halde bana bu muhabbet kuşunu satıyorsa, verdiğimiz para helali hoş olmasın. Yani mutlaka bir yerden çıkıyor arkadaşlar. Yani hileyle, burada ile, yani hile yaparak, bir şeyler yaparak kazanamazsınız arkadaşlar. Başarılı olamazsınız. Yani demek istediğim olay bu. İnşallah bunları iyileştireceğiz. İyileşmesi de yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Canımız, gönlümüz sağ olsun arkadaşlar. Evet, muhabbet kuşlarımıza gelecek olursak, bazı muhabbet kuşlarımızın yavruları var arkadaşlar. Yavrusu olan muhabbet kuşlarımız burada. Yani 6, 5 de orada olsa. Yani 11 tane yakın kümesimizde muhabbet kuşları var. Bir de arkadaşlar bu kuş bir haftadır böyle süzgün duruyor. Bunlara Berovit iğnesi enjekte ettim. Yani insülin enjektörü ile Berovit vitamin enjekte ettim. Bakalım onları hayata döndürmeye çalışacağız. Evet, lasiniklerimizi tekrardan eşe atmıştık. Eşe attığımız takımlar da var. Burada erkeğimiz Jumbo. Erkeğimiz Limon Jumbo. Dişimiz de şöyle bir tepeli mantolu dişimiz. Şöyle bir izin ver. Bak, yine yuvaya girecek kerata. Evet, şunlara bir bakalım. Sen de çık bakalım. Evet, 4 tane yumurtamız var. Yumurtanın bir tanesi dolmuş. Arkadaşlar buraya yumurta kaydıracağım. Yani buraya yumurta kaydıracağız. Hangisinin yumurtasını kaydıracağım? Size hemen onu göstereyim. Evet, bu takımları eşlerinden ayıracağım. Çünkü Jumbo ile kırığı eşlemiş olduk. Altlarından hep kırık yavrular geliyor. Evet, buradaki yumurtalarımız var. Bakın, Jumbo takımlarımızın yumurtası var. Erkeğimiz şöyle bir güzel şov aslında bir erkek. Bakın, kafasını falan göstereyim. Yani herkesin kuşu kendine değerlidir arkadaşlar. Ya ne bileyim, derler ya, işte herkesin muhabbet kuşu, yavrusu kendine ejderha görüküyor. Bu muhabbet kuşumuz da bize ejderha görüküyor. Evet, bunu yuvadan çıkartacağız. Şöyle bir videoyu dondurayım. Arkadaşlar, bu muhabbet kuşumuz memleketten geldi. 2 tane dolu yumurta yapmış. 3 tane de boş yumurtamız var. Yani folon içinde bayağı bir pislemiş hayvan. Kakasını falan yapmış. Evet, bunlar erkeğimiz memleketten geldi. Dişimiz zaten kümesimizin dişisi. Eşe attık bunlar. 2 tane dolu yumurtamız var. Bunların yumurtasını az önceki göstermiş olduğum takımların altına kaydıracağız. Erkeğimizi de Şanlıurfa'dan Adem kardeşimize sahiplendireceğiz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Evet, rutina takımlarımız iyi arkadaşlar şu an. Onların bir sıkıntısı yok. Yani kümesimizde çok şükür başka da bir sıkıntı yok. Yani üretime başladık. Allah izin verirse bu sene güzel planlarım var. İnşallah her şey yolunda giderse, yani emeğimizin karşılığını alırsak iyi olur arkadaşlar. Borçlarımız var, harçlarımız var. Yeni takımlar aldık. Onların borçları var. İnşallah yeni bir üretim sezonuna başladık. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Evet, buradaki takımlarımız erkeğimiz Lutino erkek arkadaşlar. Jumbo'larda, yani Lutino'larda erkek oranı biraz daha az gelir. Evet, erkeğimiz Lutino erkek. Dişimiz de şöyle bir Texas güzel bir dişi. Şöyle bir izin verse yuvasına bakalım. Evet, hayvan yuvasını hazırlıyor. Bunlar atalı 2-3 gün oldu. Hayvan yuvasını hazırlıyor. Maşallah. İnşallah yakın zamanda bunlardan haber alacağız. Bugün muhabbet kuşlarımıza kuş kumu verdik arkadaşlar. Kuş kumlarını tazeledik. Muhabbet kuşlarında kuş kumunun faydası nedir? Muhabbet kuşları arkadaşlar, insanların dişleri var. Yani diğer memeli hayvanların dişleri var. Yani kısaca arkadaşlar, muhabbet kuşlarımızın diş görevini görüyor. Yani bu kum muhabbet kuşlarımızın diş görevini görüyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Midedeki, kursaktaki, yani mamaların, yemlerin öğütülmesini sağlıyor arkadaşlar. Bir nevi muhabbet kuşlarını hazım veriyor arkadaşlar. Yani rahatlık veriyor. Yani dediğimiz gibi diş görevi görüyor. Yani insanlara nasıl ağzımızda diş varsa, bu hayvanların da dişleri şöyle önlerine koymuş olduğumuz kumluklar. Yani buradaki kumları yiyerek sindirimlerini kolaylaştırıyor hayvanlar. Evet, bu takımları aldık. Texas takımları.
Bayağı bir hoşuma gitti. Adana'da Hakan Ürkmezci abimiz vardı, ondan aldık. Yani parası helali hoş olsun. Yavru aldık bunu, yavruyken aldık. Yani abimize de zaten güveniyordum, tanıdığım bir abiydi. Birkaç sefer de alışverişimiz oldu. Bakalım şu an için bir takım Texas'ımız bu var, bir takım da bu var. Bundan biraz ümitsizim arkadaşlar. Yani biraz beni şaşırttı bu takımlar. Evet. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu. Biraz belki sinirli olabilirim ama yani ister istemez insanın canı sıkılıyor arkadaşlar. Yani ne bileyim. Evet, bu takımları da bayağı bir pahalı aldık. Yani Texas'ların fiyatlarını biliyorsunuz az çok. Onları videoda telaffuz etmeyeceğim. Yani muhabbet kuşunun fiyatını, parasını, ederinin ne olduğunu az çok bilmeniz lazım. Yani benim malımı kötüleyerek fiyat düşürmeye çalışmasın insanlar. Evet, şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar olsun.